Evet, merhabalar. Tekrar merhaba. İkinci bölümüne infertilite panelimizin geçiyoruz. Şimdi üç tane konuşmacımız olacak. Birinci sunum Pınar Özcan tarafından gerçekleştirilecek. Kendisi Gazi Üniversitesi'nden mezun. Asistanlığını da aynı yerde yaptım. Şimdi kendisi profesör olarak görev yapıyor endokrinoloji ve infertilite bölümünde Vezmalem Üniversitesi'nde. Kendisi bize simülasyon modalitelerinden bahsedecek. Over yanıtına göre. Evet, söz sizde Sayın Özcan. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Öncelikle Emre'ye, değerli dostuma çok teşekkür etmek istiyorum bu güzel organizasyon için. Ayrıca size katılma fırsatını bana tanıdığı için. Evet, şimdi ben size ovaryen stimülasyon stratejilerinin ovaryen yanıtına göre bireyselleştirilmesi konusundan bahsedeceğim. Aslında biz gebelik şansını en üste çıkarmaya çalışıyoruz. Her bir yine IVF siklusunda en optimum sayıda oosit olacak şekilde. Ama ovaryen stimülasyonu dediğimiz zaman biliyoruz ki aslında genel IVF tedavisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla elimizde geleni yapmamız lazım. Dropout çok düşük olacak şekilde ve en fazla gebelik şansı tanıyacak şekilde. Tabii bunu yaparken de bazı sorulara yanıt vermemiz lazım. Özellikle oosit sayısı elde edilecek sayıyı yükseğe çıkarmaya çalışırken. Dolayısıyla gebelik şansını artırmak çok önemli IVF siklusları sırasında. Aslında elimizde acaba sihirli bir sayı var mı yok mu? Aslında biraz bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Şimdi bir karar verirken, hastayı stimüle ederken aslında over stimülasyonun hemen başında öncelikle özellikle over yanıtını değerlendirmek, rezervi değerlendirmek çok önemli. Burada çeşitli markörler kullanıyoruz. Yine sınıflama var IVF tedavisine başlamadan önce dikkate aldığımız over yanıtı ile ilgili olarak üç tane kategori söz konusu. Hiper yanıtı verenler, normal yanıtı verenler ve hipo yanıtı verenler. Şimdi burada çok çeşitli markörleri kullanmak mümkün öngörmek için over yanıtını. Burada kadının yaşı, over rezervi, beden kitle endeksi dikkate alınıyor. Aslında over rezervini doğru tahmin etmek çok önemli over stimülasyonu açısından. Burada iki tane güçlü markör var elimizde over rezervini değerlendirirken AMH ve antral folikül sayısı. Bunların her ikisi de aslında bize iyi bir markör olarak karşımıza çıkıyor. Ama birinin diğerine üstünlüğüne ilişkin elimizde bir veri yok. Her ikisini de kullanabilirsiniz öngörebilmek için over yanıtını günlük pratiğinizde. Ancak bu her iki markör aslında bazen bir öngördürücü olabiliyor. Ama yine de en önemli faktörlerden bir tanesi yaş. Over yanıtı açısından dolayısıyla bizim özellikle tüm markörleri bir arada düşünmemiz lazım. Bu ne anlama geliyor? Şöyle ki, diyelim bir kadın 35 yaşın altında ise yaklaşık %13'lük bir yine düşük AMH düzeyi ile gebe kalma olasılığı var 0,04. Ama eğer 37 yaşın üstünde ise yalnızca %5 lik bir IVF tedavisinde gebe kalma olasılığı var. AMH düzeyleri 0,4'e göre dikkate alındığında. Şimdi sonuçlarını göstermek istiyorum. Bu çalışma çok iyi bilinen bir çalışma ve önemli de bir çalışma. Burada toplam oosit sayısının değerlendirmesini yapmışlar ve kadının yaşına göre orantılamışlar. Ve dolayısıyla çok güçlü bir ilişki var. Yani toplanan oosit sayısı ve canlı doğum oranı arasında. Ve tüm kadın yaş gruplarında bu şekilde. Eğer biz yaklaşık olarak genelde 15 oosit toplanabilirse ve hasta da eğer 18-34 yaş arasında ise o zaman %40 oranında bir gebelik şansı var. Ancak eğer kadın 40 yaşın üstünde ise ya da 40 yaşında ise o zaman bu durumda
%16'lık bir gebelik şansı var. 15 tane oasisle. Peki bu çalışmaya, Polyoz'un çalışmasına bakalım. Polyoz'un çalışmasında da aynı değerlendirme yapılmış. Burada toplanan oasit sayısına bakılmış ve IVF sonuçları değerlendirilirken ve bakıldığında çok progresif bir artış olduğu gözlemleniyor kümülatif canlı oranı ve elde edilen oasit sayısı açısından. Lamarca ise sınıflamasını tüm hastalarda antral folikül sayısı ve AMH düzeylerine göre bakmış. Over rezervi markörleri iki gruba ayırıyor. Ve şöyle bir şey ortaya koymuşlar. Özellikle gene araç antagonist protokolünde diyelim düşük FSH yine yüzüyle başlanmış yüksek yanıtta ama tavsiye ettikleri şey antagonist protokolü kullanıp yüksek FSH dozuyla başlamak. Yanıtı düşük olan hastalarda şeklinde bir öneri vermişler. Optimist çalışması çok da iyi bilinen, çok merkezli, randomize kontrollü bir çalışma. Burada antral folikül sayısı kullanılmış, over rezerve markörü olarak ve antral folikül sayısına göre hastaları IVF tedavisine yüksek olanları 3 kategoriye. Kötü yanıt verenler, hiper ve normal yanıt verenler şeklinde. Bunu yaptıktan sonra ise her bir grubu 2 kola daha ayırmışlar. Bireyselleştirilmiş tedavi ve standart kol şeklinde. Ve burada over rezerv markörlerini yine göre bireyselleştirilmiş tedavi yapılmış. Sonuçlarına göre şunu ortaya koyuyorlar. Eğer hasta kötü yanıt verecek bir hasta ise bu noktada FSH dozunu başladığınız doz canlı doğum oranlarını artırmıyor. Yalnızca çok daha fazla maliyet anlamına geliyor. Ama burada çeşitli metodolojik hatalar da var bu çalışmada. Dolayısıyla bu da yanlış antral folikül sayısını over rezerv markörü olarak kullanmışlar. Ama AFC biliyorsunuz özellikle gözlemciler arası değişkenlik gösterebiliyor. Bir de ikinci sınırlaması ise çalışmanın şu. Protokollerin çoğu agonist protokolü. Yani yaklaşık olarak %80 oranında tüm çalışmaya katılan protokolleri %80'i agonist. Dolayısıyla AFC'yi agonist protokolüne başladıktan sonra değerlendirmişler ki bu AFC'yi değiştirebilecek bir durum da bir de açık etiketli bir çalışma. Dolayısıyla selektif iptal kriterleri var. Bir de protokoller açısından da herhangi bir değerlendirme yapılmamış bu çalışmada. Peki sekonder analizi nasıl yapılır optimist çalışmasının? Onu şöyle söyleyelim. Burada yalnızca hiper yanıt veren hastalar dikkate alınmış. Sekonder analizine göre optimist çalışmanın şöyle bir sonuç ortaya konulmuş. Yaş, beden tipli endeksi başlangıç FSH dozunu etkiliyor hiper yanıt verenlerde. Dolayısıyla FSH dozunu yüksek yanıtlarda yine azalttığımız zaman genelde OHSS riskini de azaltmış oluyoruz. Ama bu durumda kadının canlı doğum şansını özellikle genç kadınlarda azaltmış oluyoruz. Bir de maliyet etkinlik de değerlendirilmiş ve maliyet etkinlik analizlerine göre şunu ortaya koyuyorlar. Bireyselleştirilmiş strateji daha pahalı. Bir Cochrane analizini de göstermek istiyorum. Daha anlamlı veriler var aslında. Böyle bizim standart dozu normo ve kötü yanıt veren hastalarda bireyselleştirmenin etkisini başlangıç dozu ile başlanıyor over stimülasyonu sırasında ardından bunu yaparak yine over hiperstimülasyon riskini azaltmış oluyorsunuz bu sayede. Ester çalışmasının sonuçlarını göstermek istiyorum. Ester çalışması da yine aynı şekilde bir randomize kontrollü çalışma. Bireyselleştirilmiş IVF tedavisinde. Burada AMH düzeyleri kullanılıyor over rezerv markörü olarak. Sonuçlara göre şunu söylüyorlar. Over yanıtına IVF'de hasta özellikleri esasında bireyselleştirilmiş doz kullanarak optimize edilmesinin benzer bir etkinliği ve benzer bir etkinliği ama daha iyileştirilmiş bir güvenliği var konvansiyonel over simülasyonu ile kıyaslandığı zaman.
Aslında aynı zamanda Poseidon kriterlerini de kullanabiliriz bireyselleştirmek için over stimülasyon stratejilerini günlük pratiğimizde. Burada üç tane markör kullanılıyor. Yaş, antral folikül sayısı ve AMH. Ve tüm hastaları dört gruba ayırıyorlar. Birinci grup ve ikinci grup beklenmeyen, yine düşük over yanıtı olarak adlandırılıyor. Diğerleri ise beklenen düşük over yanıtı. Ne anlama geliyor bu? Şimdi eğer hasta yine kötü yanıt veren olarak beklenmeyen kötü yanıtın pek çok açıklaması olabilir. Ama ilki düşük yine gonadotropin başlangıç dozu. Poseidon 1 ve 2 mutlaka folikül over yine oasit indeksine göre değerlendirilmeli. Ne anlama geliyor? Folikül oasit indeksi FOI, antral folikül sayısı simülasyonun başında ve simülasyon sonucunda toplanan oasit sayısının bölünmesi. Yani diyelim hasta ve %50'nin bir folikül oasit indeksi yani düşük folikül oasit indeksi varsa bir sonrakinde başlangıç FSH dozunu başlarken yine ayarlama yapılacak hastaya göre. Ya da ART calculator kullanabilirsiniz. Bu hesaplayıcı çeşitli hasta özelliklerini burada hesap makinesine koyuyorsunuz. Kaç tane OAS'e ihtiyacınız var ki IVF tedavisi sırasında yine gebelik şansı hastanın artsın? Bunu yaparken ART calculator'ı aynı zamanda kaç tane OAS'e ihtiyacınız var IVF tedavisinde ki böylelikle başarı olasılığını değerlendirelim. Öploid blastositler anlamında hesap yapılabiliyor. Diyelim ki hastayı Poseidon 1 olarak sınıfladı ise iki tane seçeneğiniz var hastanın yönetimi açısından. Ya rekombinant FSH dozunu simülasyonun başında artırabilirsiniz ya da rekombinant LH eklemeyi düşünebilirsiniz rekombinant FSH'ın üstüne. İkinci grupta ise iki seçenek var. Biri rekombinant FSH dozunu başlangıçta yüksek kullanmak yani 300 diyelim FSH dozu ya da Duo üstüm, ikili simülasyon düşünebilirsiniz. İkinci grup Poseidon, ikinci grup hastaları yönetiminde. Peki 3 ve 4 için ne diyeceğiz Poseidon grubunun? Eğer hasta Poseidon 3 altında ise günlük pratiğinizde yüksek başlangıç FSH dozu 300 kullanabilirsiniz. Dördüncü grupta ise hem rekombinant FSH artı yine LH ile rekombinant LH birleşimi düşünülebilir. Peki eşre ne diyor? Eşre kılavuzu da tüm hastaları 3 gruba ayırıyor. Over yanıtlarına göre düşük, normal ve yüksek yanıt verenler. Antagonist protokolünün kullanımını bu dozlarda öneriyorlar. Düşük yanıt veren hastalarda, normal yanıt veren hastalarda ise tavsiye yine agonist protokol kullanımı yüksek yanıt verenlerde de agonist ya da antagonist protokol kullanımı ki burada gonadotropin dozları da bu şekilde yer alıyor. Sonuncusu ise sunumumda size göstermek istediğim şey delta konsensusu. Delta konsensusuna göre sabit standart protokol FSH dozunu kullanabilirsiniz. Normal ve düşük yanıt verenlerde. Bu overyan simülasyonun başında. Yani tüm hastaları sınıflamanız gerekiyor over rezervlerine göre ve over yanıtlarına göre. Bunu yaptıktan sonra çeşitli markörler kullanılıyor. Yaş, AMH ve antral folikül sayısı. Peki sihirli sayı ne? En iyi protokol bize 8 ila 14 arası OAS'i toplama imkanı veren protokol. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Çok teşekkürler Doktor Özcan. Harika bir sunumdu gerçekten. Ve kanıta dayalı bilgiler edindik sayenizde. Sizin de bahsettiğiniz gibi oturumun en sonunda sorularımızı alacak. Ve şimdi Profesör Hatem Ergamal'a geçelim istiyorum. Kendisi infertilite koruyucu cerrahi konusunda çok tecrübeli bir hekim. Kendisi profesör olarak görev yapıyor ve gerçekten onu ağırladığımız için çok mutluyuz. Kendisi sunumunda luteal faz desteği opsiyonlarından bahsedecek. Çok teşekkürler, buyurun. Günaydın herkese. Merhabalar Doktor Emre. Gerçekten burada sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Harika bir toplantı gerçekten. Organizasyon komitesine de teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü sunumumda luteal faz desteğinden bahsetmek istiyorum sizlere. İlk olarak aslında yüzyıllardır endometriyumun ilk olarak E2 ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini foliküler fazda ve öncelikle bunun E2'ye olan yanından önce değerlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Ve foliküler fazda aslında E2'nin biz estradiolün endometriyal bezler ve stromada bir proliferasyonu indüklediğini biliyoruz. Ve bu aslında ultrason görüntülerinde de endometriyal kalınlıktaki artışla kendini gösterdiğini biliyoruz. Ve bunu E2'nin gelişimi konusunda progesteron reseptörlerinin rolünü de tabii ki bilmemiz gerekiyor. Stimüle edilen yani IVF sikluslarının doğal sikluslardan daha farklı olduğunu biliyoruz. Çünkü burada suprafizyolojik estrojen oranı foliküler fazda daha farklı oluyor. Özellikle de ikinci olarak estrojen ve progesteron düzeylerinde çok hızlı değişiklikler görüyoruz. Özellikle de bunu ritüel fazla görüyoruz ve foliküler aspirasyonun sonrasında bu değişiklikler çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ve luteal faz disfonksiyonu olarak da adlandırabiliyoruz bunu. Ve elimizde luteal fazla ilgilenirken bakmamız gereken çeşitli düzeyler var. Bu IVF siklusu kesinlikle luteal faz desteği olmadan gerçekleşemiyor. Ve HCG bunun için çok önemli bir belirteç. Bir taraftan progesteron bunu farklı şekillerde kullanabiliriz. Vajinal olarak, intramusküler olarak, rektal ya da sublingual olarak kullanılabiliyoruz. Ve rekombinan LH kullanımı yine söz konusu. Bir taraftan GnRH agonistinin bolus dozu şeklinde bir seçeneğimiz var. 2015 yılında yapılan Cochrane sistematik değerlemesine baktığımız zaman burada 94 tane randomize kontrollü çalışma değerlendirilmiş luteal faz desteği konusunda ve progesteron, HCG ve GnRH agonist desteği kullanılmış YUT sikluslarında. Birincisinde HCG ile plasebo tedavisiz olan seçenek karşılaştırılmış. Diğerlerinde de progesteron ve plasebo, HCG gibi seçeneklerimiz bulunmakta. Ve bulgulara baktığımız zaman progesteron grubunda canlı doğum ve gebelik devam oranının daha faydalı olduğunu gördük. Ve OHSS'nin en az oranda raporlandığını söyleyebiliriz progesteron grubunda. Peki, bildiğiniz gibi progesteron kullanımında farklı karşılaştırmalar yapılabiliyor. Örneğin intramusküler ve vajinal olan karşılaştırılabiliyor. Bir taraftan vajinal ring veya jel karşılaştırılabiliyor. Ve baktığımız zaman aslında bu gruplarda anlamlı bir farklılık bulunmamış kanıta dayalı sonuçlar bağlamında. Peki progesteron dozu için ne söyleyebiliriz? Aslında
Optimal olarak etkili olan ve en rahat şekilde uygulanabilecek şekilde ve bir taraftan da maliyet etkin olan seçeneği bizim seçmemiz gerekiyor dozlama yaparken. Örneğin intramüsküler progesteron hazırlıkları 100 miligram oluyor günlük. Vajinal olarak 400 miligram ve vajinal mikronize progesteron kapsülleri 600 miligramlık ve günlük de aslında 200 miligramlık şeklinde rejimleri olabiliyor. Mikronize progesteron vajinal jeli tek bir günlük doz, yani 90 miligramlı FDA tarafından onaylanmış ve daha uygun olması için aslında hastalarda tek dozlu ilaçları tercih ediyoruz. Ve bir taraftan da tabii ki tam bir maliyet hesabı da yapmak gerekebilir ve bunu da her hasta zaten kendisi karar verecektir. Örneğin son zamanlarda yapılan büyük randomize çift kör bir çalışma var ve 30 miligram oral didrogesteron ve günlük 600 miligram mikronize vajinal karşılaştırılıyor. Ve vajinal ve intramüsküler progesteronu karşılaştırdığımız zaman Cochrane derlemesinde canlı doğum ve devam eden gebelik oranları vajinal rektal grupta daha fazla çıkmış. Ama baktığımız zaman statistik heterojenitesi daha yüksek çıkıyor. Ve aslında herhangi bir farklılık görünmüyor anlamlı olarak. Ve vajinal progesteron endometriyumda daha fazla etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Zamanlama için de tabii ki söyleyebileceğimiz şeyler var. Aslında luteal fazda progesteron desteğinin önemli olduğunu biliyoruz. Ama embriyo gelişimiyle birlikte endometriyal matürasyonun asenkronize şekilde ilerlememesi gerekiyor. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve çünkü bunun negatif bir etkisi olabiliyor. Ve progesteron daha geç başlarsak bunun sonuçları çok negatif olabiliyor. Ve dolayısıyla ilk 24-48 saat bizim için çok önemli oosit eldesi bağlamında. Bu da bizim en kabul edilebilir penceremiz aslında. 24 saat sonrasında ya da 48 saat sonrasında başlayabilirsiniz. Ama embriyo transferi gününde başlarsanız bu geç olacaktır. Peki süresine baktığımız zaman ne söyleyebiliriz? Elimizdeki verilere baktığımız zaman yetersiz olduğunu biliyoruz ve konsensüs fikir birliği burada çok az. Progesteron erken gebelik konusundaki durumuna baktığımız zaman herhangi bir konsensüs bulunmamakta. 2002 yılında yapılan bir çalışma, prospektif bir çalışma, stimüle edilmiş IVF siklüsleri ve vajinal mikronize progesteron 600 miligram karşılaştırılıyor luteal fazda. Ve yine 2008'de yapılan bir çalışma var. Yine prospektif bir çalışma ve hastalar progesteron desteğine devam edenler ve etmeyenler olarak ikiye ayrılıyor ve bunun eğer ilk pozitif fetal kalp aktivitesi, kardiyak aktivitesi gösteren günden itibaren alınıyor veriler ve herhangi bir anlamlı farklılık görülmüyor. Düşük oranlarında, kanama oranlarında ya da erken gebelik oranlarında bir farklılık görülmüyor. Yani sonuç olarak progesteronun ilk ultrason viyabilite çalışmasından sonrasında devam etmenin herhangi bir avantajının olmadığı söyleniyor. Ve bu bizim için çok önemli. Yani iki çalışma bize benzer sonuçları göstermekte. Peki, GnRH agonist tetiklenmiş siklusları için ne söyleyebiliriz? Bunlar aslında daha yüksek derecede luteal faz bozukluğuna yol açmakta. HCG ile tetiklenmiş siklüslerle karşılaştırdığımızda. Ama aslında bu bozukluk HCG'nin düşük dozlarının eklenmesiyle bir şekilde önlenebilir.
ve standart progesteron rejimine bu şekilde devam edilebilir. Böyle bir yaklaşım bulunmakta. Bu bizim aslında kurtarma tedavi seçeneğimiz. Peki modifiye edilmiş luteal faz destek protokolleri için ne söyleyebiliriz? Eğer bir ya da iki az dozlu HCG eklenirse tetiklenme ve mid luteal fazda standart progesteron eklenmesinin desteğinin OHSS insidansını azaltacağını ve bunu gebelik oranlarını herhangi bir şekilde değiştirmeden yapacağını söyleyebiliriz. Peki donmuş embriyo transfer siklüsleri için ne söyleyebiliriz? Bunların tabii ki stimüle IVF siklüslerinden daha farklı olduğunu biliyoruz. Çünkü burada herhangi bir endojenöz progesteron üretimi bulunmamakta ve bu da aslında luteal faz desteği yerine luteal faz oluşumu ya da replasmanına dair bir aslında ihtiyaç oluşturuyor. Ve aslında stimüle siklüsler gibi 100 mg günlük olarak ve vajinal progesteron 400 mg günde 2 kez olarak en sık kullandığımız progesteron preparatları olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz bunu aslında replasman siklüsleri olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla frozen yani donmuş embriyo transferlerinde, siklüslerinde kullanabiliyoruz. Peki, didrogesteron için ne söyleyebiliriz? Bu IVF ya da destek tedavisinde luteal fazda kullanılabiliyor. Tabii ki çeşitli moleküler özellikleri var. Yapısına ve formülasyona baktığımız zaman didrogesteronun ek bir çift bağı bulunmakta. Karbon 6 ve 7 arasında. Dolayısıyla didrogesteron ve progesteronu karşılaştırdığımızda farklılıkları, yapısal farklılıkları aslında progestogenlerin olası yan etki profillerini etkiliyor ve karşımıza farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bunu aynı zamanda potans anlamında da farklı sonuçlarla karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Peki nasıl kullanıyoruz didrogesteronu? Biliyoruz ki 1960'lı yıllardan itibaren dünya çapında kullanılmakta. Ve genel olarak baktığımız zaman klinik deneyim bizlere oldukça kullanılabilir ve faydalı bir fayda zarar oranıyla karşımıza çıkıyor. Peki endikasyonları neler? Dismenore, endometriozis, sekonder amenore, düzensiz siklüsler, disfonksiyonel uterin kanama, premenstrüel sendrom, habitüel abortion ve luteal yetersizliğe bağlı infertilitenin tedavisinde kullanılabiliyor ve aynı şekilde yardımcı üreme tekniklerinde ek bir tedavi olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir çalışmadan bahsedeceğim. Randomize çalışma bu. Didrogesteron ve mikronize vajinal progesteron karşılaştırılıyor ve oral didrogesteronun LPS'nin diğer formlarının yerine geçebiliyor ve oral tedavide canlı doğum oranı 34.6 ve vajinal tedavide bu 29.8 ama farklılık anlamlı değil. Lotus programı da var. Lotus programı nedir? Bu bir yardımcı üreme tekniklerinde luteal desteğe bağlı en aslında önemli kayıt çalışmalarından bir tanesi. Lotus 1 ve Lotus 2 şeklinde iki farklı gruba ayrılmış. Ve Lotus 1'de embriyo transferi
gerçekleşiyor. Lotus 2'de de 983 hasta embriyo transferi alıyor. Peki çalışma tasarlanmasına baktığımız zaman çift gör randomize çok merkezli ve çok uluslu bir çalışma ve oral didrogesteron 30 mg'ın karşısında MVP 600 mg'lık kapsülü karşılaştırıyor ve bunu etkililik, güvenlik ve tolerabilite bağlamında karşılaştırıyor. Ve bu çalışma 38 bölgede 7 ülkede yapılıyor. Avusturya, Belçika, Finlandiya, Almanya, İsrail, Rusya ve İspanya'da gerçekleşiyor. Primer sonucuna baktığımız zaman burada gebelik oranı ve aynı şekilde gebelik oranı şu şekilde tanımlanıyor. Fetal kalp atışının gestasyonun 12. haftasında transvajinal ultrason eşliğinde bize gösterdiği sonuç şeklinde baz alınıyor. Çalışma tasarımına baktığımız zaman hepimizin yine bildiği üzere gebelik testi gerçekleşiyor. Embriyo transferi, oral didrogesteron 30 mg'lık ve ya da MVP 600 mg'lık olan kol var biliyorsunuz ayrıca ve çalışmanın sonucunda baktığımız zaman tabii ki dahil etme ve çıkarma kriterlerimiz var. Ve sonuca bakacak olursak Lotus 1 oral DYD'nin herhangi bir şekilde ne üstün ne de daha düşük oranda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Non inferiority söz konusu MVP ile karşılaştırdığımızda ve sekonder amaçlara baktığımız zaman aslında özellikle de güvenlik ve tolerabilite anlamında benzer güvenlik profili olduğunu söyleyebiliriz. İki grubun ve herhangi bir ek güvenlik endişesi bulunmamakta bu çalışmanın tanımladığı. Bu bizim için önemli bir sonuç. Ve aslında sonuçlara baktığımız zaman oral DYD'nin MVP'yi luteal faz desteği bağlamında yerine geçebileceği bir alternatif olabileceğini söylüyoruz. Özellikle de Rusya'da elde edilen iyi sonuçlar bize bunları göstermekte. Peki, Lotus 2'ye baktığımız zaman MVP jel ile karşılaştırılıyor oral didrogesteron ve sonuçlara baktığımız zaman yine Lotus 1 oral didrogesteronun MVP kapsülü ile karşılaştığında non inferioritesini bize gösteriyor. Ve Lotus 2 aynı şekilde Lotus 2 de bizlere non inferiority oranını göstermekle MVP ile karşılaştırdığında yani iki çalışmada benzer gebelik oranlarıyla karşımıza çıkıyor. Yani sonuç olarak iki çalışmada oral didrogestiyon ve MVP'nin birbiriyle karşılaştırılabilir güvenlik profili var. Herhangi bir yeni güvenlik endişesi yok ve oral didrogesteron oldukça faydalı bir alternatif olabilir. MVP'nin hem jel hem de kapsül seçeneğiyle karşılaştırdığımız zaman ve özellikle de oral olarak kullanımı kolay olduğu için hastalarda didrogesteron MVP'yi standart tedavi yöntemi olarak yerine geçebilir. Ve Lotus'un 3. faz çalışmasının da olduğunu söyleyebiliriz. Peki devam eden gebelik oranları ve canlı gebelik oranları bizlere ne göstermekte? Şunu biliyoruz ki oral DYD'nin anlamlı olarak daha yüksek, daha iyi sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Ve genetik bozukluklarla, konjenital bozukluklar anlamında karşılaştırdığımız zaman yan etki profilinin anlamlı olarak herhangi bir etki yaratmadığını söyleyebiliriz. Kişisel olarak kendi deneyimime baktığım zaman ben yardımcı üreme teknikleri konusundan
Kahire'de profesör olarak çalışıyorum ve kendi departmanımın başı olarak görev yapıyorum. Ve biz kendi kliniğimize baktığımız zaman gerçekten birbiriyle karşılaştırılabilir sonuçlar elde ediyoruz. Ve oral progesteronun kullanılabileceğini ve didrogesteronu 30 miligram oral olarak başlıyoruz. Ve oocyte eldesinden sonra başlıyoruz. Bizim protokolümüz bu şekilde. Ve sonuç olarak oral didrogesteron daha yüksek devam eden gebelik oranıyla eşleşmekte ve aynı şekilde canlı doğum oranının MVP ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve güvenlik profiline baktığımız zaman konjenital, ailesel veya genetik bozukluklar anlamında herhangi bir anlamda farklılık sunmadığını biliyoruz. Ve oral didrogesteron MVP'yi global bir standart olarak kullanılabileceğini söyleyebilirim. Çok teşekkürler dikkatiniz için. Sayın Algamer, çok teşekkürler bu güzel sunumunuz için. Aynı zamanda sizi de bu temellere dönüş infertilite paneline katıldığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen fazletlerin tamamını çok güzel açıkladınız. Şimdi ben oturumun sonunda soruları bütün olarak soracağım. Katılımcılardan gelen birkaç tane sorumuz var çünkü gelen. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen bir sonraki konuşmacıya geçmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, tekrar organizasyon komitesine çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Abat'a ve Merk'e çok teşekkür etmek istiyoruz bu güzel katkılarından dolayı bu Back to Basics temellere dönüş paneline. İkinci oturumun son konuşmacısı. Ben çok kısaca oral ajanlar neler luteal fazlasında onlardan bahsedeceğim. Şimdi YÜT uygulamalarımızda biliyorsunuz ki implantasyona ihtiyaç var. İmplantasyon için de çok iyi bir endometrium, hazırlıklı bir endometriuma ihtiyacımız var. Yani iyi kaliteli blastositler için, yani bir diğer deyişle embriyo için. Bir şeye daha ihtiyacımız var. Progesteron ihtiyacı var implantasyonun sağlanabilmesi için. Şimdi progesteron baktığımız zaman aslında yalnızca üreme değişiklikleri sekretuar açıdan önemli değil endometriyumda ama bir ümün modülasyon unsuru aynı zamanda. Yani dolayısıyla tam implantasyonu da yardımcı olma evresi. Literatürdeki verilere baktığımız zaman eğer düşük midluteal, eğer bu progesteron düzeyleri varsa gebelikte bu noktada düşük gebelik kaybının neredeyse 8 kat daha yüksek olduğunu biliyoruz. Normal midluteal progesteron düzeylerine kıyasla. Profesör Gamal da aslında özetledi bu konuyu. Bizim luteal desteğe ihtiyacımız var stimüle edilmiş olan sikluslarda. Hem İlaç düzeyleri aşırı süpresyonu için ama ikinci çok daha önemli bizim süpresi ettiklerimizden bir tanesi de pulsatil LH sekresyonlu. Yani çok yüksek düzeyde estradiol yakaladığımızda bu oluyor. Dolayısıyla eldeki kanıtlara göre yani randomize kontrollü çalışmalara göre eğer biz luteal fazı desteklersek canlı doğum oranı da ciddi bir artışa yol açıyor. Peki luteal faz desteği için elimizde neler var? Oral preparatlar var, progesteron kapsülleri var, tabletleri var. Aynı zamanda intramüsküler ve subkütanöz yine parenteral formda progesteron var elimizde. Bu en son bir 10 yıllık takip çalışması sonucu klinisyenlerin. Ve biz 2009, 12, 18, 19 daha çünkü 4 tane anket çalışması yapılmış. En sona kadar olan hepsi bize neyi gösteriyor? Klinisyenler hala vajinal progesteronu tercih ediyorlar yine sübülasyon sikluslarında. Şimdi oral progesteron ve vajinal progesteron biyoyararlanım unsurlarına bakalım. Şimdi oral kapsül alındıktan sonra progesteron, serumdaki progesteron düzeyi çok ciddi artıyor, aşağı iniyor. Ardından vajinal jel kullanıldığında ise
artıyor daha yavaş oral kapsüle göre, ardından azalıyor daha yavaş bir şekilde oral ajanlara kıyasla. Literatüre göre 50 miligram günlük, yani en az, bunlar da en düşük dozlar progesteronu, 90 miligram vajinal progesteron misal şeklinde, 300 miligram vajinal progesteron kapsül ve 25 miligram subkutanöz progesteron eşdeğer klinik etkileri gösteriyor taze transferde, sikluslarda. Oral ajanlar için iki tane var. Bir tanesi mikronize progesteron, diğeri ise didrogesteron. Şimdi didrogesteron bir tane ek modifikasyonu ile birlikte yapısında yer alıyor. Biz bunu vajinal progesteron kapsüllerle kıyasladığımızda, yani doğal progesteron kapsülleriyle biyoyararlanım neredeyse 3-4 kat daha yüksek. Ve bu ne anlama geliyor? Yani didrogesteron dozu neredeyse 20 kat daha düşük progesteron jel ya da kapsüle göre. Bu da yüksek biyoyararlanımı sebebiyle bu şekilde. Şimdi örneklem büyüklüklerine bakalım. Faz 3 ruhsatlandırma çalışmalarında luteal faz desteği. Şimdi standart bakım hala vajinal kullanım. Zaten gösterdim size en son anket çalışmasından da. Rahat bir şekilde gördüğünüz üzere standart bakım bu şekilde. Faz 3 yine çalışmalarına göre çok da fazla değil. Yine binin altında vaka. Ama diğer tarafta bakınız oral yine progesterona bakıldığında 2000'in üzerinde vaka söz konusu. Yani faz 3 ruhsatlandırma çalışmalarına dahil edilmesi anlamında. Bir önceki meslektaşım çok güzel Lotus 1-2 çalışmalarını zaten anlattı. Ondan da onları geçmek istiyorum. Şimdi ilk çalışmam Lotus 1. Biz didrogesteronu mikronize vajinal progesteron kapsülleriyle kıyasladığımız zaman taze embriyo transfer sikluslarında canlı doğum oranlarına bakalım. Oldukça karşılaştırılabilir durumda. İki tolga da bu şekilde. Ardından 32'nin sonuçlarına baktığımızda ise aynı sonuçlar. Devam ede gelen gebelik oranı ve canlı doğum oranı açısından ve tam analiz örneği oluşu karşılaştırılabilir. Didrogestron ve mikronize vajinal progesteronlar için. Son olarak eğer tek tek hasta verilerine bakacak olursak bu sonuçlar da karşılaştırılabilir nitelikte. Hem Lotus 1 hem de Lotus 2'nin randomize kontrollü çalışma sonuçları alınıyor. İki RCT'yi bir araya alıp da vajinal formların progesteronları kıyasladığımız zaman oral formda çok daha yüksek devam ede gelen gebelik oranı var. 12 hafta sonrası gestasyon açısından. Bu da bir meta analiz. Burada da randomize kontrollü çalışmaları kıyaslıyor. İstatistiksel olarak da anlamlı bir fark gösteriyor gebelik oranında. Oral ve mikronize vajinal progesteron açısından. Evet, belki de bazı meslektaşlarımızın güvenlikle ilgili endişeleri, soruları olabilir akıllarında. Ama güvenlikle ilgili konulara bakayım. Bu kombine popülasyon, Lotus 1 ve 2 grubunu. Burada tedavi gerektiren, acil tedavi gerektiren adverse olay insidansı. Şimdi buradaki sonuç verilerine bakıldığında klinik olarak ilgili bir fark yok. Güvenlik ve tolerabilite açısından bu iki form arasında. Peki maternal güvenlik açısından, karaciğer metabolizması açısından ne diyeceğiz? Bu iki progesteron düzeyi yine aynı şekilde aynı düzeyde güvenlik profiline sahip maternal karaciğer fonksiyonu açısından. Ve herhangi anlamlı farklılıkta yine yeni doğuranlı konjenital, familyal ya da genetik bozukluklar arasında iki form arası rastlandığı zaman. Şimdi bilimsel arenada, yani kendi günlük pratiğimizde çok fazla soru geliyor. Herhangi bir endişeniz var mı? Didrogesteronun özellikle majör, fetal, kardiyak adverse olayları açısından diye. Yakın tarihte bir
çalışma yayınlandı. Güvenlikle ilgili konulara değinen. Ama bu çalışmadan sonra geri çekildi. Çok da yakında bir derleme bu, şu anda basında, ama bence temel mesaj şu. Şu anda deyin, bizim elimizde çok çok birikmiş iyi veri var. Ve Elgamal da zaten bunları gösterdi. Yani dolayısıyla herhangi bir şekilde sebep-sonuç ilişkisi yok. Fetal anomaliler ile didrogesteron kullanım açısından, yani düşünün önlenmesi açısından hiçbir güvenlik kaygısı olmadan çok rahat bir şekilde kullanılabileceği ifade ediliyor. Zaten özellikle didrogesteron uzun yıllardır çok sayıda klinik ve ülke tarafından kullanılıyor. Şu anda bir güvenlik kaygısı yok, ya da bunun kılavuzda yansımalarını görmüyoruz, ya da ülkelerin özellikle Sağlık Bakanlıkları'nın izinde hukuki anlamda da herhangi bir husus yok. Didrogesteron taze sikluslarda etkili görünüyor şu ana kadar. Güvende, kullanımı rahat, toleransının yüksek olduğunu görüyoruz. Hekimlerin tercihi oldukça kabul edilebilir durumda. Çünkü oral bir ajan reçeteliyorsunuz. Bir de tabii ki mali hususlarda gerçekten finansal boyutu iyi, faydalı bir etki olduğunu gösteriyor hidrogestron açısından. Peki donmuş frozen sikluslara geçelim. Şimdi burada endometriyumu hazırlamak çok önemli. Ki ancak bu sayede progesteron reseptörlerini tetikleyebilmek adına östrojen hapları ya da yamaları, patchleri kullanılabilir. Ya da ovülasyon indüksiyonu kullanılabilir, ya da doğal folikül büyümesi, yine sürekli ilaç sözcü artışıyla birlikte bunlar farklı modifikasyonları, türleri bulamaksan endometriyumun hazırlanması açısından. Ama isterseniz önce FET, yani HRT FET sikluslara bakalım. Östradiol kullanıyorsunuz, supresör ediyorsunuz foliküler büyümeyi ve herhangi bir şekilde yine burada korpus luteus endometriyum hazırlama sikluslarınızda olmuyor. Yani herhalde fetsiz. Şimdi buradan rahat anlayabileceğiniz üzere herhalde fet sikluslarında koksiliktor yok ve dolayısıyla sizin desteklemeniz gereken luteal fazı belli aşamada destekleyeceksiniz ki erken düşüğün önüne geçin ve implantasyon oranlarınız devam etsin. İki tane randomize kontrollü çalışma. Her ikisi Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Her iki çalışmada eğer biz yalnızca vajinal progesteron kullanırsak günlük 400 mg ve bunu yine Pantel 50 mg intramüsküllerle kıyasladığımızda çok ciddi bir gebelik kaybı var. Devam eden gebelik ve canlı doğum oranları düşüyor. Yani demek ki bu luteal fazı desteklemek o denli önemli ki eğer vajinal progesteron kullanıyor iseniz dozu belli düzeyde artırmanız gerekiyor. Peki nasıl artıracağız dozu? Bilimsel literatür sınırlı şu anda bu anlamda, ama en azından 800'e kadar bahsedilebiliyor. Oral didrogesteron için frozen sikluslarda ne diyeceğiz? Dondurulmuş sikluslarda. Şu ana kadar birkaç tane çalışma var. İran, Çin kaynaklı çalışmalar. Bunlar randomize çalışma niteliğinde değiller. Biz bir çalışma yayınladık. Üç kollu pilot bir randomize kontrollü çalışma. HRT FET siklusları ile ilgili olarak yalnızca bir ya da iki iyi kaliteli blastoz transfer ettik. İyi prognozluydu hasta. Şimdi üç tane kola ayırdık. İlkinde oral drogesteron, ikincisinde vajinal progesteron, üçüncüsü de 100 mg intramüsküler progesteron şeklinde yapıldı. 40 mg'lık oral didrogesteron kullanıldı oral ajan kolunda. Sonuçlara bakalım. Devam eden gebelik canlı doğum oranları oldukça karşılaştırılabilir. Bu 3 tane progesteron destek kolunda en azından bir yan etkisi olan istatistiksel olarak anlamda. Yani daha yüksek intramüsküler progesteron konundaki zaten beklediğimiz bir şey bu. Bu da bir başka çalışma, Medron çalışması, prospektif bir kohort çalışma. Bunlar da yine HRT FET sikluslarını östradiol tabletleri kullanarak değerlendiriyor. 8 mg vajinal progesteron, diğer kolda ise 8 mg vajinal artı didrogesteron oral şeklinde ki
Lutel faz desteklensin. En sonunda kilit bulgu şu. Progesteron artı didrogesteron. Tek başına progesteron grubu ile kıyaslandığında 12 hafta altında gebelik kaybı oranı istatistiksel olarak daha düşük. Ki canlı doğum oranında buna kıyasla %46.3, diğer tarafta %41.3 konjenital anomali oranı benzer iki grup arasında. Şimdi son slaytımda zamanla her şey değişir. Yani Lotus 1-2 öncesinde klinisyenler gerçekten oral drogesteron kullanımı, tek başına kullanımısında bir endişe duyabiliyordu ama şu anda çok daha fazla sayıda klinisyen lütel faz desteği için oral drogesteronu kullanıyor. Yani bu IVF sikluslarında, taze IVF sikluslarında yeni bir standart bakım haline gelecek. Özellikle fet ihtiyacı olan daha yani fet açısından da umut vadeci bir opsiyon, daha fazla seçeneklere ihtiyaç var ve özellikle kadın sağlığı ve yütte çok daha farklı kullanımları söz konusu, hala araştırma altında, gebelik kaybı, düzensiz sikluslar anlamında. Yani dolayısıyla herhalde o konu biraz daha bir süre daha tartışılmaya devam edilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Değerli konuşmacılarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum değerli katkıları için. Back to Basics panelimizin ikinci oturumunu bitirmek üzereyiz ama öncesinde sorularımız olacak ve panelistlerimize söyleyeceğiz. Ve ilk sorumuz şu: kümülatif canlı doğum oranlarında herhangi bir farklılık bulunmakta mıdır? Ovaryen stimülasyon metotlarını karşılaştırdığımızda da bu hastaların ovaryen yanıtlarıyla yakından ilişkili. Sunumumda da belirttiğim gibi öncelikle biz kararımızı çeşitli sınıflandırmalar eşliğinde vermemiz gerekiyor ve bunu ovaryen yanıtı çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Hypo yanıtlı ve normal yanıtlı hastalara baktığımız zaman bu hastalarda standart FSH dozlarıyla başlayabiliriz. Çünkü sonuçlara baktığımız zaman herhangi bir farklılık olmayacaktır. Canlı doğum oranında primer sonuçlarda farklılık olmayacaktır. Ama normo yanıtlı ve düşük yanıtlı hastalarda konvansiyonel protokol faydalı olmayabilir. Çünkü normo yanıtlı ve düşük yanıtlı hastalarda düşük protokolü izleyebiliriz. Elgamal, sizin kendi rutin günlük pratiğinizde bakım standardınız nedir? Normal hastalardan, örneğin normal antrafolikül oranı olan hastalarda daha düşük mü, daha yüksek mi gonadotropine başlıyorsunuz? Çok teşekkürler sorunuz için. Normal pratiğimizde, günlük pratiğimizde standart dozla başlıyoruz. Tabii ki hastanın yaşına ya da vücut kitle indeksine bağlı olarak ve bununla birlikte antrafolikül oranına bağlı olarak standart dozla başlıyoruz. Genelde antagonist protokolünü kullanmaya çalışıyoruz günümüzde. Bizim standart dozumuz, rejimimiz kliniğimizde bu şekilde ilerliyor. Antagonist protokolüne geçmek şeklinde. Çok teşekkürler Ergamal. Peki luteal faz desteği konusunda ne söyleyebilirsiniz? Sizin rutininiz nedir? Özellikle de taze sikluslarda. Sizin de sunumunuzdan görebileceğimiz üzere bizim rutinimizde ilk olarak intramusküler ama şu anda biz vajinal progesteronu kullanıyoruz. Ama bizim kliniğimizde ve benim klinik pratiğimizde hem vajinal progesteron hem de oral didrogesteronu kullanabiliyoruz. Hem fresh hem de frozen sikluslarda, embriyo transferlerinde kullanabiliyoruz. 400 mg vajinal
Ve 30 miligram da dihidrogenesteron şeklinde ilerliyoruz. Günümüzde sonuçlara da baktığımız zaman ve sizin gösterdiğiniz sonuçları da değerlendirdiğimiz zaman oral dihidrogenesteron ve vajinal ile kombinasyonu frozen embriyo transferinde kullanılabiliyor. Ama taze sikluslarda 400 miligram dihidrogenesteron bizim standardımız ve 30 miligram şeklinde standart bir yaklaşımımız var. Bir sonraki sorumuz. DDDP ile ilgili, DDDP protokol ile ilgili herhangi bir deneyiminiz var mı? Aslında küresel bir problemimiz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de bizim ülkemizde çok net bir şekilde gözlemleniyor bu problem. GnRH antagonistleri için özellikle başarılı sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Ama bu protokolü kullandığımızda freeze-all yapıyoruz ve aynı şekilde oosit prezervasyonu düşündüğümüz durumlarda progesteron düzeyini izliyoruz ve dihidrogesteron kullanabiliyoruz. Siklusun ikinci gününde başlıyoruz ve oosit eldesi için bu şekilde ilerliyoruz. Tabii ki freeze-all da kullandığımız var. Eğer oosit prezervasyon düşünüyorsak daha farklı bir yaklaşımımız oluyor. Bu protokolün başarılı olduğunu söyleyebilirim yani bizim pratiğimizde. Çok önemli bir bilgi verdiniz. Çok teşekkürler. Siz dihidrogesterona ikinci günde başlıyorsunuz siklusta ve oosit eldesine kadar devam ediyorsunuz 30 miligramla. Evet, bizim protokolümüz bu şekilde. Ama bazı durumlarda bazı departmanların, örneğin Kahire'deki bazı üniversitelerin daha farklı ilerlediğini biliyorum. Örneğin 10. günde ya da 5. günde başladıklarını biliyorum. Ama bizim protokolümüz bu şekilde ve biz şimdiye kadar başarılı sonuçlar elde ettik diye düşünüyorum. Oosit prezervasyonu için daha faydalı olduğunu söyleyebilirim. 3. günden itibaren 30 miligramla devam ediyoruz. Doktor Özcan, sizin deneyiminiz nedir? Günümüzde antagonist protokolünü bulmak çok zor. Dolayısıyla ben protokolümü değiştirdim ve progesteron priming protokolünü uyguluyorum. Ve çok deneyimim olduğunu söyleyebilirim bu protokol anlamında. Ben oral progesteron kullanıyorum, dihidrogesteron kullanıyorum stimülasyon için. Ve flexible olanı tercih ediyorum. Yaklaşık olarak dominant folikülün 14 milimetreye ulaştığı zaman kullanıyorum. Dihidrogesteron mu diğerlerini? Dihidrogesteron kullanıyorum. Peki, doğal siklus embriyo transferi için ne söyleyebiliriz? HCG'yi tetikliyor muyuz? Ve sizin için herhangi bir progesteron eklemek uygun mu bu tür doğal sikluslara? Doktor Elgaman, siz ne düşünüyorsunuz? Biz doğal siklus stopek tercih etmiyoruz. Ama eğer doğal siklus tercih edeceksek ben IVF'de progesteron desteği olmaksızın ilerlemeyi pek de uygun bulmuyorum. Dolayısıyla ben en azından oral dihidrogesteronu mutlaka eklemek istiyorum ve IVF'i destekleyebilmek adına. Doktor Hocam, sizin görüşleriniz nedir? Günlük pratiğimde ben genellikle artifisyel donmuş embriyo transferini uygulamaya çalışıyorum. Ve
Korpus luteum olmadığı zaman yüksek progesteron dozları kullanılabiliyor luteal faz desteği anlamında ve artifisiyel donmuş embriyo transferinde de kullanılabileceğini düşünüyorum ve bu transfer sürecinde de vajinal olanı kullanmayı tercih ediyorum ve sonrasında da serum progesteron düzeyini kontrol ediyorum embriyo transferinden önce ve eğer serum progesteron düzeyinin daha düşük olduğunu, ondan daha düşük olduğunu tespit edersem kurtarma tedavisine geçiyorum. Mesela sübkütanöz progesteron kullanıyorum. Evet, bugün daha popüler olduğunu biliyoruz. Sanırım daha fazla sorumuz yok. Tüm panelistlerimize, meslektaşlarımıza ve bizi dinleyenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve Profesör Ergamal'a değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Umarım bir sonraki toplantımızda tekrar görüşebiliriz ve Profesör Özcan'a değerli katkıları için, Meryem Ekkenek değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Global Turizm'e de teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve bizlere sponsorluğunu sunan şirketlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bugün sunumlarımızı sonlandırıyoruz. Çok teşekkürler. Umarım sizleri tekrar en yakın zamanda görebiliriz, görüşebiliriz. Çok teşekkürler.